Sevgili kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Öncelikle sizlerin şahsında tüm Şanlıurfalı kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Biz 24 yıl önce Marmara depreminde, 99 depreminde 17-18 bin insan öldü. 24 yıl önce hep şunu konuşuyorduk ya, Marmara depreminden dersler çıkardık mı, dersler çıkardık mı? Hiçbir ders çıkartmadık. Ya hayır, bir şey demeyelim diyoruz. Efendim zor zaman diyoruz, destek olalım, danışman içinde olalım diyoruz. Arkadaş, bunun bir faydası oluyor mu? Utanmadan götürüyor adam, fatura gönderiyor. Yıkılmış eve, enkaz altında, belki altında ceset var hala. Fatura gönderiyor. Ya siz gerizekalı mısınız ya? Hocam, bir şey soracağım ya. Bana lütfen bunun cevabını verebilir misiniz? 155 yıllık bir Kızılay varken, Kızılay üzerinden böyle bir operasyon yapılabilirken, neden AFAD diye bir şey yapıyoruz da Kızılay'ımızı biz biraz daha böyle sadece yemek dağıtan eden bir... Maalesef yani çok... bizim bu sivil savunma mekanizmamız FETÖ tarafından çökertildi. Sivil asker işbirliği mekanizmalarımız FETÖ tarafından çökertildi. Bizim şu anda afetler için en çok hazır hangi kurumumuz var? Türk Silahlı Kuvvetleri, asker. Kızılay'ı da mı FETÖ yani... çökertti hocam? Şimdi de mi çok vardı? Çökertemedi efendim. Tahliye ettik hepsini. Şimdi ahbap çavuş ilişkileriyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını bir nevi gölgelemektir. Ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı bir açıklama yaptı. Tek bir afet bölgesi görmeden, tek bir depremzedenin halini bilmeden ahkam kesiyor. Ben kendisine söyleyeyim, Sayın Bahçeli, Osmaniye'deki konutunuzun tam karşısında yıkılan enkazın sakinlerine konutunuzun tuvaletini kullanım izni verilmemiş. Siz neden bahsediyorsunuz? İkinci paylaşımı da ben gittim. Ben gittim, sizin adım atmadınız hem de vekil olduğunuz memleketiniz Osmaniye'nin halini gördüm.